Hasan Kılıç da 95 yaşında hayatını kaybetti. Allah rızası için birkaç adım geri çıkarak birinci sabı düzeltmiş olalım. Muhterem kardeşlerim. Böylesi bir tevafukla aslında son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'nde. Allah rızası için bu hassasiyeti koruyalım. Yine bu noktada cenaze namazının ardından Sakız Ağacı mezarlığına doğru yola çıkacak Hasan Kılıç Efendi'nin naaşı. Muhterem kardeşlerim, bulunduğumuz yerde seslenme bir kese. Evet, muhterem kardeşlerim, şu boş olan alanın içerisinden en arkadan birkaç adım geri doğru çıkarsak birinci saftaki dizeri sağlamış olacağız. Allah hepinizden razı olsun. İki tane cenazemiz var, iki alimimiz var, iki kıymetlimiz var. Hoca efendileri uğurlayacak. İnşallah bize yapıştığı gibi sükunetle, muhasebe üzere, tefekkür üzere durma gayretinde olalım. Ama birinci safa ön tarafa gelme gayretinde olmayalım. Mümkün mertebe arkaya doğru birer adım geri çıkarsak, İsmail Ağa cemaatinin bir önceki lideri Mahmut Usta Osmanoğlu 95 yaşında yaşamını yitirmişti. Yine Mahmut Usta Osmanoğlu da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yine yerine de Hasan Kılıç Efendi 2 yıl önce cemaatin başına geçmişti. Çünkü Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vasiyeti bu yöndeydi. Akpak Hoca dediği Hasan Kılıç'ın cemaatinin başına geçmesini istemişti. Bak şu alanda boş olan yerler var. İki yılın ardından artık Mahmut Usta Osmanoğlu'yla Hasan Kılıç Efendi bir araya geldi. İnşallah düzeltmiş olacağız. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Allah adımlarınıza hac ömre sevabı nasip eylesin. Maneviyatımızı korumaya muvaffak buyursun. Rızasına bizi erdirsin. Güzel ahlakı, edebi, hayası aslında kendisini ön plana çıkarmıştı. Yaşamı boyunca güzel ahlakından hiç ödün vermemişti. Bu noktada kendisinden bahsedenler de İslami çizgisinden asla ödün vermeyeceğini, vermediğini defaatle aslında ifade etmişti bizlere de. Tevazu sahibi, sadakatli birisiydi Hasan Kılıç Efendi. İkişer adım. Boş alana doğru geri çıkarsa, çevresinin kanaat önderi olarak halkın her türlü müşkülüyle yakından ilgilendi bugüne kadar. Duyanlarınıza teşekkür ediyorum. Yine çocukları da, torunları da muhasebemizi kaybetmeden birbirimize tatlı hatırlatmalarına boş alana doğru tüm geri yakınları doğru bu noktada giderse, kendisini son yolculuğuna birinci saatte yakınlarına yer ayırmış olacağız. Cenaze namazında ehter olan geride saf tutmaktır. Öne gelme gayretinde olmayalım. Öne aile yakınlarını ve görevli kardeşlerimize müsaade etmiş olalım. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak hayırla mükafatlandırsın. Derecelerinizi de âli kılsın. Ruhları için el-Fatiha. Yine bu noktada iki ayrı alimin olduğunu ifade edelim. Beraber de inşallah. Hasan Efendi yanında bir başka naaş var. O naaşta da Yemenli alim Abdülmecid Zindani Hoca Efendi'nin namazının da kılınacağını belirtelim. Eda etmiş olacağımız bir namaz. İki ayrı cenaze bu noktada. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını kalkacak. Fatih Camii'nden kalkacak. Beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli. Yine hocamız da cenaze namazının nasıl kılınacağını bir kez daha hatırlatıyor. Yemenli alim Abdülmecid Zindani ile birlikte dua niyetini okuyabilirler. Dördüncü Hasan Kılıç Efendi bu noktada inşallah namazlarımızı eda etmiş olacağız. Allah hepinizden razı olsun. Önümüzde iki cenazemiz var. Tekrar hatırlatalım. Her iki cenazemiz de alimlerimiz, kıymetlilerimiz. Allah Teala onların şefaatleriyle müşerref olmayı hepimize nasip eylesin inşallah.
Hep beraber de niyet edeceğiz. Buyurun. Muhterem cemaatimiz, Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Önce Hasan Kılıç hocamızın cenaze namazını eda edeceğiz. İsmail Ağa Camii'mizin emekli imamlarından Ahmet Fikri Doğan hocamız cenaze namazımızı kıldıracaklar. Sonra Abdülmecid Zindani hocamızın cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazımızı da değerli İstanbul müftümüz Safi Arpaguş hocamız kıldıracaklar. Allahu Zülcelal için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, er kişi niyetine. Allahu Ekber. Kesinlikle Teala cettik ve cellifena. Allahu Ekber. Allahümme salli ala seyyidina nebiyyina. Kime salleyta ala ibrahim. Allahümme barik ala. Kime barik ala ibrahim. Nikâhı cümleşit. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Fatiha deyin. El Fatiha. Alayım hocam şöyle müsaadeniz. Hocam onu kaldırmam gerek, tamam. Er kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. ثبته القول الثابت يا رحمن الرحيم. اللهم بيض وجهه وتبيض وجوهه وتسود وجوهه واجعل وجهه من وجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم وآته كتابه بيمينه تلقاء وجهه وأمره على الصراط كالبرق الخاطف وأوله في ظلك ولا ظل إلا ظلك واسقه من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا وثقل موازين حسناته يرزقه مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
اللهم بارك له في قبره ووسع له فيه ومد البصر اللهم بارك له فيما ارتحل إليه وعوضه خيرا مما ارتحل عنه اللهم إنه قد نزل بك وأنت أكرم منزول به اللهم بارك له نزوله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه اللهم لقه يا رحمن ورحمن رحمة ورضوانا وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ثقل الموازين حسناته واجمعه برسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وبصالح أهله واجعله من ورثة الفردوس الأعلى من الجنة وأحل عليه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار الله أكبر اللهم اغفر له أجمعين واغفر لهذا الشخير وارحمه وعافه واعف عنه واجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر له وارحمه وارحمه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ruhları için el Fatiha. Değerli dostlarımız, Hasan Efendi hocamız için ve Abdülmecid Zindani hocamız için tezkiye konuşmalarını İsmail Ağa Camii imamımız Salih Topçu hocamız yapacaklar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الله تعالى musallada bulunan merhum üstadımız Hasan Efendi Hazretlerimize ve diğer cenazemiz merhum Yemenli alim Abdülmecid Zindani Efendi'ye ve bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Allahu Teala bu mekandan hocalarımızı böylece uğurlarken ahiret aleminde daha büyük, daha muazzam bir karşılanmayla karşılanmalarını nasip eylesin. Cenab-ı Hak sevgili üstadımız, şeyhimiz Hacı Hasan Efendi Hazretlerimizi, Efendi Hazretlerimize, meşayih efendilerimize, enbiya aleyhissalatu vesselam efendimize ve en başta sultan-ı enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ilhak buyursun inşallah. Muhterem müminler, Hasan Efendi Hazretlerimizden gerçekten alacağımız çok dersler vardır. Tanıyanlar, bilenler çok sağlam bir hafız olduğunu, sesinin de çok güzel olduğunu bilirler. Aynı zamanda derin bir müderris, ilim ehli, onlarca hoca yetiştirmiş bir alim, bir hoca efendi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Hasan Efendi Hazretlerimizi esas tebarüz ettiren, onun en bariz, en öne çıkan yönü, aziz kardeşlerim, tevazuudur, üstün ahlakıdır, mahviyetidir ve Efendi Hazretlerimize olan sadakatidir. Allah-u Teala bu
evsafının karşılığını kendisine ziyadesiyle ihsan buyursun. Şimdi sözü uzatmak doğru değil. Cenazemize iştiraklerinizden dolayı siz kardeşlerimize, başta muhterem Cumhurbaşkanımız ve devlet erkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Camiamızın, Hasan Efendi Hazretlerimizin ailesinin, İslam aleminin ve İslam'ın başı sağ olsun. Diğer cenazemiz, acizane kendisiyle tanışmak imkanını buldum. Yemenli bir büyüğümüz, derin bir ilim erbabı ve yakınlarının ifade ettiği üzere Türkiye vatandaşı ve Türkiye aşığı bir hocamız. Allahu Teala ona da rahmetleri eylesin. Onun da yakınlarına sabr-ı cemil diliyoruz. Muhterem kardeşlerim, cenazeye uzaktan yakından teşrif ettiniz. Peki. Uzaktan yakından iştirak ettiniz. Cemaatimize, camiamıza yakışır bir olgunluk, bir sükunet ve bir sekinet içinde cenazemiz şu anda buradan uğurlanmakta. Bunun için de, bu olgunluğunuz için de bütün camiamıza ve kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim Efendi Hazretlerimizden, daha da geriye doğru büyüklerimizden almış olduğumuz bir terbiye vardır. Bu terbiye gereği biz, yani devletimizin bekası hususunda, vatanımızın bölünmezliği hususunda, toplumumuzun huzuru hususunda son derece hassasız. Çünkü biliyoruz ki mekansız, zeminsiz ibadet olmaz, vatansız ibadet olmaz. Vatanlarını kaybeden Müslümanların neler yaşadıklarını görüyoruz. Onun için bu hususta cemaatimiz üzerinde, camiamız üzerinde bazı hesaplar güdüldü. Hoca efendiler şehit edildi. Ama cemaatimiz vakarını, sabrını ve sükunetini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Şimdi de bunu görüyoruz. Bundan sonra da inşallah böyle devam edeceğiz. Tekrar merhum Hasan Efendi üstadımıza, diğer cenazemiz merhum Abdülmecid Zindani Efendi'ye ve bütün geçmişlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. Ve konuşmamın sonunda şu hususu da arz ederek sözümü bitirmiş olayım. Aziz kardeşlerim, kıymetli büyüklerimiz, hoca efendiler, devlet büyüklerimiz en başta, bizim teamülümüzde ta Resulullah'tan günümüze kadar bir teamül, bir uygulama, bir örf olmuştur. Bu Ali Haydar Efendi Kaddesallahu Sirrehu tarafından Efendi Hazretlerimiz isminde uygulanmış. Efendi Hazretlerimiz tarafından Hasan Efendi Hazretlerimiz için uygulanmıştır. Ve bu böyle kıyamete kadar devam edeceğinden, Hasan Efendi Hazretlerimiz dün itibariyle Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ancak önceden
Hasan Efendi Hazretlerimizin tensibiyle, teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran Efendi Hazretlerimizin arkasından onun yaş haddinden emekli oluşunun peşinde Efendi Hazretlerimiz tarafından İsmail Ağa Camii Şerifi'nde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan hocamız Hasan Efendi Hazretlerimizin yerine halifesi olarak tayin edilmiştir. Bunu bütün camiamıza sizlere arz edelim. Muhterem müminler, musallada bulunan merhumeleri hali hayatında, bu usulen bir yaptığım bir şeydir, hali hayatında nasıl bilirdiniz? Ehli iman, ehli kıble, ehli sünnet vel cemaat, ehli salah, ehli zikir, hatta ehlullah olduklarına hüsnü zan üzere şahitlik eder misiniz? O halde muhterem büyüklerimize haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Hepinizi Allah'a emanet eder. Hürmetlerimi arz ederim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Değerli cemaatimiz, güzel insanlar, Allahu Zülcelal hepinizden razı olsun. Aile adına, her iki aile adına sizlere şükranlarımızı arz ediyorum. Değerli Cumhurbaşkanımıza uygun görürlerse hislerini ifade etmek üzere bir iki cümle. Peki efendim. Peki efendim. Allah'a emanet olun. Hasan Efendi hocamızı Edirne Kapı Sakız Ağacı Şehitliği'ndeki aile kabristanlığına uğurlayacağız. Abdülmecit hocamızı da Eyüp Sultan Piyarlota. Evet, Yemenli alim Abdülmecit Zindani hocayla birlikte Hasan Efendi'nin de yine bu noktada cenaze namazı kılındı. Şu dakika itibariyle de naaşları alındı omuzlara ve Hasan Efendi'nin naaşı bulunduğumuz noktadan Sakız Ağacı mezarlığına doğru yola çıkacak. Yine Mahmut Usta Osmanoğlu'nun da defnedildiği noktaydı Sakız Ağacı mezarlığı. Bu noktadan yine aile kabristanına defnedilecek Hasan Kılıç Efendi'nin cenazesi. Tabii iki ayrı hoca kıymetli görüşlerini paylaştı. İki ayrı alim bu noktadan son yolculuğuna uğurlanıyor. İsmail Ağa Cemaati'nin Mahmut Usta Osmanoğlu'ndan sonraki lideriydi Hasan Kılıç Efendi. Yemenli alim de yine bu noktada müritlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanıyor Abdülmecit Zindani Hoca. Fatih Camii'nde yoğun bir kalabalığın olduğunu ifade edelim. Helallikler istendiğinde bu noktada yine duygulu anlar yaşandı. Fatih Camii'nden an itibariyle çıkarıldı iki cenazede. Noktada Hasan Kılıç Efendi'nin cenazesi Sakız Ağacı Mezarlığı'na doğru yola çıkacak. Sakız Ağacı Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedilecek.